Süleyman Soylu da sonunda sessizliğini bozdu. Ailevi nedenler dedi. Bu konuya ilişkin bir soru önergesi var İyi Parti'nin. Dediler ki araştırılsın bu intiharların arkasında ne var. AKP, MHP ve sanıyorum HDP'de 3 parti reddetti bunun araştırılmasını. Sendeki dosyada kimler var ve onlar hangi mektupları arkasında bırakıp canlarını kıldı? Ya aslında şöyle, konumuz birazdan çok daha detaylı anlatacak ama biz kısaca bilgi verelim. Birincisi, yani ben polis muhabirliği yaptım ve polisliğin ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Yani böyle herkes, yani evet toplumsal olaylarda çok karşı karşıya gelen insan hakları ihlalleriyle ilgili pek çok haber yaptık. Ama genel bir meslek grubu olarak baktığınızda şüpheli bir paket olur. Saatlerce beklersiniz. Bütün gece çalışmak zorunda kalırsınız. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gönderilirsiniz o işi. Yani çok çok zor bir iştir gerçekten. Ve böyle 12 saat, 15 saat biraz oradan konumuz anlatacak. Yani saatlerce uykusuz çalıştırılırsınız, büyük baskı altındasınızdır ve sendikanız yoktur. Hakkınızı savunabileceğiniz hiçbir yer yoktur ve disiplin adı altında da amirlerin inanılmaz baskısına, mobbingine uğrarsınız. Bütün bunlar bildiğimiz gerçekler, tartışılmaz gerçekler. Mesai ücreti almazsanız, spor gönderirsiniz, konsere gönderilirsiniz. Yani çok çok zor bir iş gerçekten ve hayatı riski de olan bir iş. Türkiye'de intihar olanlara baktığınızda Türkiye ortalamasından 4 kat fazla polis intiharları. Yani 4 kat daha fazla intihar yaşanan bir meslek kolu, en büyük meslek, yani bu konudaki en risk grubundaki meslek grubu. Bütün dünyaya baktığınızda Amerika ile eşit oranda. Amerika'daki oranlarla Türkiye'deki oranlar eşit. Korkunç bir tablo. 2021 ile 2022 arasında, bugün açıkladı Süleyman Soylu, 133 polis intihar etmiş. Bakın 133 polis intihar etmiş. Önce şunu söyleyelim. Profesyonel yardım şarttır. Kimse böyle umutsuzluğa kapılmak ya da işte bu tarz olayları görüp çaresiz kendini hissetmek gibi bir hale girmesin. Mutlaka profesyonel yardım alsın. Bu hayatta vazgeçilecek bir şey değildir. Bu sadece iş hayatıdır. Her sorun da gerçekten profesyonel tedavilerle çözülebilir. İntihar gibi seçeneği asla insanların gözünde canlandırmamak ve buna karşı çok net bir duruşunda olması gerektiğini çağrısını yapalım. Şimdi dediğin gibi Türkiye'de sürekli intiharlar yaşanıyor ve son 3 günde, yani geçtiğimiz ay başından itibaren 3 günde 5 tane intihar vakası yaşandı. Zonguldak'ta, Osmaniye'de, bir yerde daha var, Nevşehir'de ve bunlar genellikle beylik tabancılarıyla hayatlarına son verdiler ve bu tekrar gündeme geldi tabii ki. Bu olay gündeme geldi. Şimdi Süleyman Soylu da nihayet soru önergelerine yanıt vermedi. Dediğim gibi meclis araştırmalarına karşı engellediler AKP, MHP ve diğer partiler. Bunu engellediler muhalefetin soru önergelerinde. Ama bir türlü yanıt alınamadı. İşte Emniyet Sen'de defalarca yaptığı başvurular, soru önergelerine yanıtlar verilmemesi. En sonunda bu 3 günde 5 intihar vakasından sonra Süleyman Soylu kameralar karşısına geçti. Süleyman Soylu'nun açıklaması şu. Ya gerçekten ibretlik bir açıklama. Biri diyor ki bu intiharlarda diyor mobbing, açık açık bunu ifade ediyor. Mobbing, yani amir baskısının ve çalışma koşullarının etkisi olmadığını savunuyor. Sesi varmış Timur. Öyle mi? Dinlersek aslında görürüz yani. Ailenin kendi adına yaşadığı heyecanlar, sorunlar, mutluluklar, sıkıntılar, iyi günler, sıkıntılı günler elbette ki olabilir. Şimdi bunu söylüyor. Birincisi diyor ki ailevi nedenler. Ailevi nedenlerden sonra, yani evlilik çatışması gibi nedenler. İkincisi diyor ekonomik sebepler. Kripto para ve sanal bahiste kaybetmek diyor. Bununla ilgili de diyor, 39 vaka bu diyor. Yani 133 vakadan 39'u diyor ki sanal bahis, kripto para filan. Üçüncü neden diyor psikiyatrik rahatsızlıklar. Dördüncü neden, psikiyatrik rahatsızlıklarda 17 sayısını veriyor. Dördüncü neden ise duygusal sebepler. Karşı cins tarafından reddedilme, ilişkilerin yürümemesi. 9 vaka da böyle diyor. Yani saydığı vakalar içerisinde çalışma koşulları ve amir baskısı yok. Peki, yani o zaman günlük gülistanlık. Yani polisin gerçekten de çalışma koşulları demek ki ciddi ciddi günlük gülistanlık. İşte böyle koşulları veriyor. Yani ne 12-15 saat çalışmanın etkisi var, ne amir baskısının etkisi var, ne saatlerce beklemenin etkisi var, şu bu filan. Peki gerçekte ne oluyor? Yani bu acıları yaşayan insanlar o zaman yalan söylüyor. Yani Süleyman Soylu'nun bu sözleri doğruysa bu acıları yaşayan, yani kendisi intihara sürüklenen polisler yalan söylüyor olmalı. Çünkü onları da örneklerle anlatalım. Bakın Sema Nur Süer. Arkadaşlardan Ece'den rica ediyorum. Resmi bu. Gencecik bir kızımız. Gerçekten mesleğe başlamış, yeni başlamış ve henüz 24 yaşında. Giresun'da görev yapıyor. Giresun'da görev yaparken evine dönüyor. Atış taliminden evine dönüyor.
ve beylik tabancasıyla bir önce kaza sonucu öldüğü açıklanıyor. Kaza sonucu öldüğü açıklandıktan kısa süre sonra ikinci resmi alabilir miyiz? Bir not ortaya çıkıyor. Bakın evinde bu not. Bakın ben mesleğime aşıktım. Küçük düşürdüler. Tükendim. Ruhumu erittiler. Allah'ım sen yardım et. Sadece sana sığındım Rabbim. Ruhumu erittiler. Şimdi Sema Nur, bak mesleğime aşıktım diyor. Mesleği için bu vahim olay maalesef gerçekleştiğini çok net bir şekilde anlıyoruz. Ama bakıyoruz Süleyman Soylu'ya göre Sema Nur ya kripto paradan mı ya bilmem neden. Tabii ki bunlardan da intihar edenler vardır. Bakan doğru söylüyordur. Yani ekonomik nedenler de vardır, psikiyatrik rahatsızlıklar da vardır. Ama Sema Nur bunlardan biri değil. İkinci resme geçebilir miyiz? Üçüncü resme geçeceğiz. Yani bu bahsettiğimiz Sema Nur olayı. İkincisi Nagihan. Nagihan hemen adını tekrar. Nagihan Ekiz. Bakın Sema Nur'dan sadece birkaç ay sonra 27 Eylül 2021'de Nagihan intihar etti. Mersin Mezitli'de bakın bu çok ibretlik bir hikaye. Mersin Mezitli'de polis memuru olarak görev yapıyor. Polis memuru olarak görev yaptığı sırada bir arkadaşı rahatsızlanıyor. Ve diyorlar ki AKP ilçe başkanlığının önünde sen dur. AKP ilçe başkanlığının önünde 2 saat görevlendiriliyor sadece. Orada beklerken AKP ilçe başkan yardımcısı geliyor hanımefendi. Ve diyor ki ben her geldiğimde burada polis azarlamak zorunda mıyım diyor. Nerede bu polisler filan diyor. Nagihan da diyor ki ya hanımefendi siz kimsiniz niye bağırıyorsunuz diyor. Tepki gösteriyor yani niye bağırıyorsunuz diye. Sen görürsün kim olduğumu diyor ve içeri giriyor binaya giriyor. Hemen emniyet müdür yardımcısı, ilçenin emniyet müdür yardımcısı Nagihan'ı çağırıyor. İnanılmaz bir mobbing, inanılmaz bir amir baskısı. Ve bunları anlatan kim biliyor musunuz bu yaşadıklarını? Babası Nagihan. Babası da emekli başkomiser. Ve ne yapıyorlar? Nagihan'ı alıyorlar, o emniyet müdür yardımcısı. AKP ilçe başkan yardımcısıyla sekreterinin önüne götürüyor. Ve diyor ki özür dileyeceksin. Nagihan diyor ki ben bir şey yapmadım. Ve orada sokak kadını gibi sokakta bağırdın sen. Sokak kadını yapmaz bunun gibi hakaretleri uğruyor. Nagihan da diyor ki ben bir Ay Yıldızı üniformayı taşıyan bir şerefli polisim. Bana bunları söyleyemezsiniz diyor. Ama zorla özür diletiyorlar kız. Eve gidiyor. Eve gittiğinde canını koyuyor ve babası buna tepki gösteriyor. Siz nasıl bu insanlara kızıma bunu yaşattınız diye. Bakın bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcısı yüzünden Nagihan bu şiddeti, bu mobbinge uğruyor ve hayatına son veriyor. Tabii ki onaylamıştı. Keşke tedavi olsaydı, keşke profesyonel yardım alsaydı. Bir sonraki resme geçebilir miyiz? Bak. Hatırlıyor musunuz? Kendisi Alparslan Soylu. Alparslan Soylu Şırnak'ta valinin korumasıydı. Tarih 9 Haziran 2022. İntihar ettiği tarih. Valinin korumalığını yaparken gidiyor başkomiser, şube müdürüne diyor ki ya valimiz diyor ket kıyafeti diyorlar. Yani böyle daha özel böyle üniforma tarzı, özel harekat kıyafeti. Onu giymemizi istedi diyor valimiz. Emniyet o şube müdürü başkomiser Alparslan'ın intihar notundan biliyoruz bunları. Çünkü daha sonra bakın benim intihar nedenim gizlenir diye bir arkadaşına WhatsApp'tan bir mektup gönderiyor. O mektuptan yani o metinden okuyoruz neler yaşadığını. Emniyet şube müdürü başkomiser diyor ki sizi bıraksalar dansöz kıyafeti giyeceksiniz. Bu da intihar notlarından bir parça. Aynı zamanda yazılı bir notta bırakıyor. Sizi bıraksak dansöz kıyafeti giyeceksiniz diye hakaretler ediyor. Arkadaşlarına küfürler ediyor. Ve bunun üzerine Alparslan Soylu diyor ki ben bu ağır hakaretleri, küfürleri onuruma yediremiyorum. Bunları kabullenemiyorum. Bu küçük düşürmeye dayanamıyorum. Ve hayatıma son veriyorum diyor. Mektubunda bunu söylüyor. Ve Süleyman Soylu'nun istatistiğinde bu yok biliyor musunuz? Yani mobbing kendi yazmış ya. Kendi demiş ki ben bunlar nedeniyle bu hakaretler yüzünden hayatıma son verecek noktaya geldim diyor. Ve Süleyman Soylu'nun istatistiğinde vakalar içerisinde bu sayılmıyor. Alparslan Soylu sayılmıyor. Abisi de soru şunu söylüyor. Bu intihardan sonra Şırnak'ta devlet yani Ankara'dan daire başkanlığı yetkilileri geldi. Arkadaşlarımı susturmaya çalıştılar. Bu başkomiser daha sonradan sizin amiriniz olacak diye gizliyorlar. Murat Sucu diye bir arkadaşı var. Bir sonraki resme geçebilir miyiz? Murat Sucu Alparslan Soylu'nun arkadaşı. Alparslan Soylu öldükten sonra kendisi ifadeleri alınıyor. Herkes Alparslan Soylu ile ilgili daha yoğun bakımda kalıyor bir süre. O zamanlardan itibaren ifadeleri alıyor. Murat Sucu da o ifadeleri verenlerden biri ve diyor ki amirlerimiz bize baskı yaptı. Alparslan'ın nasıl bu olaya sürüklendiğini, nasıl amir baskısı gördüğünü anlatıyor. Murat Sucu Manavgat'a görevlendiriliyor. Antalya Manavgat'a çünkü o bölgedeki polisler dağıtılıyor daha sonra. Ve ifade veriyor. Yani arkasında duruyor arkadaşının hatırası ile ilgili.
Ve Murat Sucuğ Manavgat'ta hangi tarihte? 2 ay sonra, Alparslan'ın ölmesinden 2 ay sonra beylik tabancasıyla intihar etti. Ne çıktı biliyor musunuz? Bir ses kaydı çıktı. Bir ses kaydı. Daha önce çektiği, kaydettiği bir ses kaydı ve nasıl mobbinge uğradığını anlatıyor. Diyor ki bir masamız dağınıktı. Başkomiser geldi, ağzına tükürürüm dedi. Bizim hayatımızda, onurumuzda böyle oynandı diyor. Ve ağabeyi daha sonra, Murat Sucuğ'un ağabeyi bu olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ben 10 yılımı bu mesleğe verdim ama hiçbir değerimiz yokmuş dedi ve benim kardeşimi bombingle, amir baskısıyla ölüme sürüklediler diyor. Bu da yok. Bakın bu 10 yıllık polisin de ölümü yok. Ve en son geldiğimiz örnek Enes Seyhan. Enes Seyhan, bu bahsettim ya konuşmamın başında, 3 günde 5 intihar vakası yaşandı. Onlardan biri. Ve aynı şekilde biliyor musunuz? Hepsi bir not bırakıyor. Çünkü bir dertleri var. Yani bir sorunla karşı karşıyalar. Keşke tedavi olsalar. Keşke psikologlar hemen bu tehlikeleri gördükte bu polislerimiz üzerindeyse. Çünkü kurtulurlar. Bu böyle intihara sürüklenecek sorunlar değil bunlar. Bundan çıkış var. Çıkış olmayan şeyler değil. Ne yaşıyor biliyor musunuz? Acayip mesleğini seven bir polis. Aynı diğer polisler gibi. Çok mesleğine bağlı. Ve bir kendisine atılan bir iftirayla 8 ay açığa alınıyor. 8 ay açığa alındığı süre içerisinde, öncesinde sürülüyor. Bir kendi sokakta görevli etkin bir polisken polis bir koruma şubeli bir kulübe, 1,5-2 metrekarelik bir kulübe diyor. Beni oraya hapsettiler diyor. Sırf şey için. Sürgün. Ve ben o 1,5-2 metrekarelik kulübede kanser oldum diyor ya. Kanser oldum çünkü haksız yere suçlandım diyor. Ve yargılandım diyor. Dosyamın kapağını aylarca açmadılar. Beni orada tuttular diyor. 1,5 yıl orada tuttular diyor. Ve en sonunda aklandım diyor. Yani dosya kapanmış, bitmiş. Aklanmış. Kurtulmuş yani artık kurtulmuş. Koruma personel şubeye gitmiş. Demiş ki hadi benim atamamı yapın. Ben görevime dönmek istiyorum. Çalışmak istiyorum demiş. Yani etkili çalışmak istiyorum. İyi bir polis olmak istiyorum demiş. Tamam yapacağız. Umut vermişler. Şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Sonra aynı kulübeye, seni bir şeye görevlendiriyor. Aynı kulübeye göndermişler. Ve Vatan'da, yani Vatan Caddesi'ndeki Emniyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde personel şubede, yani atamasını yapması gereken yerde boş bir odada kendini vurup bu notu bıraktı. Bu yaşadıklarını anlattığı not bıraktı. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Birincisi, konumuz çok daha iyi anlatacak. Uzaklıysam özür dilerim. Çok büyük bir problem var. Bu insanlar çok ağır koşullarda, polislerimiz çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Kendilerini temsil edecek ve haklarını arayacak hiçbir mekanizma yok. Ve onları disiplin etmek için üzerine gelenler de onların bu anlamdaki sahipsizliğini biliyorlar. Seslerinin çıkmayacağını, hakkını aramayacaklarını biliyorlar. Ve böyle büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ve İçişleri Bakanı da bu sorunu görmezden gelmek üzerine... Evet. Bir konuşma yapıyor ve bu çok çok bayıp konumuz bunun detaylarını çok daha iyi anlatıyor. Ve sonra onlar yerli ve milli oluyor. AKP ve MHP oylarıyla da bu insanların tek tek anlattığını yani ilçe başkanları tarafından mobbinge uğruyorlar, hakaret ediyorlar. Çıkıp da hiçbiri araştırılmasını bile istemiyor. Söze gelince onlar yerli ve milli. Ya bak onun da örneklerini aslında toplamıştım. Çok kısacık aldım. Hatay'da hatırlıyor musunuz? 2012'de polisleri evet. Tek tek sırdılar. Numara verdiler ellerine. AKP milletvekilinin oğluyla tartıştıkları evet. İçin. Ne olmuş biliyor musun? 5 ay ceza almış o polis. Bakın bu görüntüdeki. Şeyi hatırlıyor musunuz? Kayseri'de Tomarsa ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı şeyi bastı. Nöbetçi kulübesinde polisin burnunu kırdı. Bu tutuklandı. Bir tek bu tutuklandı bildiklerimiz içerisinde. Daha ne örnekler gördük. Yani o kadar çok ki. Evet.